Ligde son 3 haftayı kayıpsız geçen Manisa Belediyespor, deplasmanda Emirdağ Spor'un konuğu oldu. Son haftalardaki etkili oyununu Emirdağ karşısında da sürdüren Yeşil Beyazlılar, güçlü rakibini 2-1 yenerek galibiyet serisini sürdürdü. Karşılaşmayı Manisa Belediyespor Kulüp Başkanı Cenk Ergün, yönetim kurulu üyeleri Selçuk Etiz ve İsmail Özer'le birlikte az sayıda futbol sever izledi. Maça her iki takım da istekli başladı. Ev sahibi Emirdağ Spor ilk yarıda duran toplarla etkili olmaya çalıştı. Maçın hemen başında Belediyespor, ceza sahasının sağından Cem'in kullandığı serbest vuruşta topa iyi yükselen Fatih'in vuruşu direkten döndü. Karşılaşmanın 7. dakikasında Manisa Belediyespor'dan Ahmet'in ceza sahası dışından sert şutu az farkla avuta gitti. Maçın 30. dakikasında Emirdağ sporlu Fatih'in sert şutunu Adem son anda kornere çeldi. Bu dakikadan sonra oyun biraz sertleşti. Maçın 37. dakikasında Manisa Belediyespor'dan Serhat, rakip takımdan Seray'la girdiği ikili mücadele sonunda ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Karşılaşmanın 44. dakikasında ise ilk yarıda takımı adına etkili ataklar geliştiren Fatih, hakeme yaptığı itirazlar sonucunda direkt kırmızı kartla oyundan atıldı. Bu dakikadan sonra her iki takım da sahada 10 kişi kaldı. Geriye kalan dakikalarda gol sesi çıkmayınca karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi. Manisa Belediyespor maçın ikinci yarısına golle başladı. Karşılaşmanın 48. dakikasında Emirdağ Spor'dan Orçun, ceza sahası içinde topu elle kontrol edince hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Mehmet Akif takımını 1-0 öne geçirdi. Alırım sonra. Dursun. İkinci yarıda her iki takım da etkili ataklar geliştirirken ev sahibi Emirdağ Spor duran toplarla etkili olmaya çalıştı. Emirdağ Spor beraberlik golünü 85. dakikada Volkan'la buldu. Ceza sahası içinde oluşan karambolde kafayla topu ağlara gönderen Volkan durumu 1-1 yaptı. Olmaz bir şey ya. Helal madem be! Bravo Ado be, bravo Ado! Manisa Belediyespor'a galibiyeti getiren gol ise 89. dakikada Samet'ten geldi. Cüneyt'in sağ kanattan ortasını iyi takip eden genç oyuncu takımını 2-1 öne geçirdi. Yürü lan herhalde. Hadi Eray be! Hadi oğlum be! Hadi Cino, yaptın oğlum. Hadi Cino! Uzatma dakikalarında gol sesi çıkmayınca karşılaşmayı 2-1 kazanan Manisa Belediyespor 3 puanın sahibi oldu.